Peki Züleyha Hocam, radyoterapi nedir? Radyoterapi, kanser tedavisinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi demek, tümörlü hücreye iyonizan radyasyon veya atom partiküllerinin tümörlü hücrenin üzerine uygulanmasına denmektedir. Bu radyoterapi seanslar halinde uygulanır kanser hücresine. Hafta içi her gün uygulanır. Hafta sonları tedaviye ara vermekteyiz. Radyoterapi kanser tedavisinin başında da ortasında da sonunda da uygulanabilmektedir. Bu tedavinin uygulanması küratif dediğimiz kanserli hücrenin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan bir tedavi şekli olarak da kullanılmaktadır. İkincisi palyatif dediğimiz hastanın ağrısı varsa, kanamaları varsa, nefes darlığı varsa, bulantı kusmaları varsa bunları ortadan kaldırmak için kullanılan radyoterapi seanslarına da palyatif radyoterapi diye isimlendirmekteyiz. Hastalığın evresine göre küratif veya palyatif radyoterapi yöntemlerini kullanmaktayız. Seansları uygularken her seansta uygulanan dozun yüksek veya düşük olmasına biz karar veririz ve buna göre hastanın dozunu ayarlarız, hastanın tümörüne bu tedaviyi uygulamak. Radyoterapide son 10 yılda teknolojik olarak çok büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Daha önceleri sadece kobalt 60 cihazıyla hastalarımızı tedavi etmekteydik. Kobalt 60 cihazıyla hastalarımızı tedavi ederken hastalığın ortadan kaldırılması için uyguladığımız ışın tedavisiyle tümörü öldürüyorduk ama çevresindeki sağlıklı dokuları çok fazla koruyamıyorduk. Veya çevresindeki sağlıklı dokuları koruyacağız diye kanserli hücreye yeterli ışını veremiyorduk. Ancak yeni gelişmelerle lineer akseleratörlerin gelişmesiyle daha ileri teknikle daha konforlu, tümörü daha çok tamamen ortadan kaldıran ama sağlıklı organları da maksimum koruyan yöntemlere ulaşmış bulunmaktayız. Bizim kullandığımız tedavi cihazı triloji cihazı. Triloji cihazının anlamı nedir? Bu triloji cihazı kendi üzerinde 3 tane özelliği barındırır. Birincisi IMRT tekniğini kullanmaktayız. IMRT tekniği demek yoğunluk ayarlı radyoterapi. Yani tümöre çok yüksek doz verirken tümörün çevresindeki klinik olarak tümör olarak gördüğümüz ama büyük tümör kitlesi olmayan yerlere daha az radyasyon vermek ama onun tam çevresindeki sağlıklı organları hemen hemen maksimum koruyabilmeyi amaçlamaktadır. Yoğunluk ayarlı radyoterapi tekniği. İkinci tekniğimiz ARC tedavisidir. ARC tedavisinin anlamı nedir? Hasta radyoterapi cihazının üzerine masasına yatar. Cihaz hastanın üzerinde 360 derece döner. Bu dönme sırasında bazı bölgelerden, bazı açılardan hiçbir şekilde ışın vermez. Bazı açılardan yüksek bir şekilde ışın verir. Bu ne demektir? Sanki bir ressam gibi tümörü en ince ayrıntılarına kadar detaylarıyla ışınlayarak çevresini sağlıklı bir şekilde korumayı amaçlayan bir yöntemdir. ARC tedavisinin faydası nedir? Güzelliği nedir? Hasta radyoterapi cihazında masasında daha kısa süreli yatar. Hasta yatması, tedavinin ışınlanma süresi çok daha kısadır. Yine bu triloji cihazının üçüncü bir özelliği vardır. Stereotaktik radyoterapi. Stereotaktik radyoterapi nedir? Hastanın diyelim ki bir tümörü 2 santim, 1 santim, 2,5 santim. Ve bu tümörün çevresinde öyle bir kritik organ var ki diyelim ki gözün arkasına yerleşmiş. Veya omurilik sinirinin tam yakınında yerleşmiş. Büyük bir, yani riskli bir tümör, büyümeye eğilimli bir tümör ama çevresindeki organ o kadar çok önemli ki eğer oraya zarar verirsek hastanın hayati olarak kaliteli yaşamını engellemiş oluruz. Veya tükürük bezlerine yakın olan bir tümör,
Bu yerleşimli, yani riskli yerleşimli tümörlerde. İkincisi, hastaya daha önce ışın tedavisi yapmışızdır, aradan zaman geçmiştir ama aynı bölgede tekrar hastalık tekrarlamıştır. Yine biz orayı ışınlarken çok dikkatli olmamız gerekir. O zaman da stereotaktik radyoterapi yöntemini kullanmaktayız. Stereotaktik radyoterapinin avantajı nedir? Hastaları 1, 3 veya maksimum 5 seansta ışınlayıp tedavi etmektir. Bu kadar kısa süreli hastayı yormadan tedavi etmek hem hastanın daha kaliteli bir şekilde tedavi olmasını sağlamaktadır ve tümöre de bir bizim gözümüzde canavar şeklindeki olan bir tümörü de öyle bir öldürüyoruz ki hem çevresindeki sağlıklı organları koruyoruz hem tümörü de ortadan kaldırmaya amaçlıyoruz. Peki Züleyha Hocam, erken teşhis ve kanserden korunmada nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle erken teşhis çok önemli. Erken teşhis, tümörü erken teşhis edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Düzenli check-up'larımızı yaptırmamız gerekiyor. Yıllık rutin kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Özellikle kadınlarda 40 yaşından sonra her yılda bir defa mamografiyi çektirmemiz gerekiyor. Aile öykümüz varsa, ailemizde meme kanseri öyküsü olanlarda, teyzesinde, halasında, annesinde, yakınlarında o zaman çok daha dikkatli olması gerekiyor. 40 yaşını beklemeden 20 yaşından sonra genel cerrahi doktorunun gözetiminde muayeneleri, meme ultrasonlarıyla takipleri yapılması gerekmektedir. Yine sigara içenlerde düzenli bir şekilde akciğer grafisinin çekilmesi gerekir. Çünkü akciğer grafisi bize çok büyük fayda sağlar, bize yol gösterir. Şüphelenilen bir nokta varsa o zaman akciğer tomografisi çekilir. Yine hasta olmadan sağlıklı olan kişilerde çok sık görülen, kadınlarda çok sık görülen rahim ağzı kanseri için kadın doğuma yine muayeneye gitmemiz gerekiyor. Smear testi dediğimiz çok basit bir laboratuvar testi. Sadece fırçayla rahim ağzından alınan bir sürüntüyle serviks kanseri dediğimiz rahim ağzı kanserine teşhisine ulaşmaktayız. Yine baş ağrısı, mide bulantısı, sırt, bel ağrısı geliştiğinde o zaman da mutlaka o bölümle ilgili olan doktorumuza başvurmamız gerekiyor. Görüntülemelerimizi yapmamız lazım. Kan tetkiklerimizi yaptırmamız lazım. Erken teşhis hayat kurtarır. Bunu hiç unutmamak gerekir. Hastalığın evresini ne kadar erken yakalarsak, hastalığın evre 1'de, evre 2'de yakalandığımız zamanki tedavi şansıyla, evresi ilerledikten sonra yakalandığındaki tedavi şansı birbiriyle karşılaştırılamayacak kadar farklı olmaktadırlar. Yine sağlıklı beslenmek için neler yapmamız gerekiyor? Yani kanserden korunmak için neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle stresten uzak durmamız gerekiyor. Stres olmaması gerekiyor. Tabii yani kalabalık şehirde yaşıyoruz, büyük şehirde yaşıyoruz. Stres olmazsa olmaz mutlaka ama stresten uzak olmamız gerekiyor. Yine bazı yapılan çalışmalarda A tipi kişilik yapısına sahip olanlarda B tipi kişilik yapısına sahip olanlarla karşılaştırıldığında A tipi kişilik yapısının strese daha meyilli ve eğer o kişilik yapısındaki kişiler kanser hastalığına yakalanmışlarsa kanserden tedavi başarısı daha düşmektedir. A tipi kişilik nedir? A tipi kişilik çok heyecanlı, mükemmeliyetçi, iki işi bir arada yapmaya çalışan, tedirgin, endişeli kişiler A tipi kişilik yapısındadırlar. B tipi kişilik nedir? Rahat, sakin, her şeyi olumluna varan kişilik yapısındadır. Bununla biraz önce dediğim gibi A tipi kişiliği karşılaştırdığımda inanılmaz şekilde farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yine günde en az yarım saat açık havada yürüyüş yapmamız gerekmektedir.
sağlıklı beslenmemiz gerekir. Sağlıklı beslenmeden kasıt nedir? Mevsiminde sebze ve meyveleri yiyeceğiz. Kışın kışlık sebze ve meyveleri, yazın yazlık sebze ve meyveleri. Asitli içeceklerden konserve türü işlenmiş gıdalardan uzak durmaya çalışacağız. Bol yeşillik, meyve tüketimini fazla yapmaya çalışacağız. 3 tane beyazdan uzak durmaya çalışacağız. Tuz, şeker, un. Onların da uzak durmaya çalışma demeyeyim ama ihtiyacımız kadarını alacağız. İhtiyacımızın fazlasını almamaya çalışacağız. Aile öyküsü olan, yine altını çiziyorum, ailede kanser öyküsü olanlar mutlaka yakın takipte olması gerekmektedir. Bu belki onu, o kişiyi strese sokabilir ama strese sokmadan düzenli kontrolleri yapılırsa kenara koyar o bilgileri, en azından şüphe bile var olmuş olsa tedavi başarısı çok daha yüksek olur erken teşhis edilen hastalarımızda. Bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. En az günde 8 bardağa kadar su içmemiz gerekiyor. Bu bizim hepimizin yapması gereken şeylerdir. Hobi edinmemiz gerekiyor. Resim alışkanlığımız varsa, resim yeteneğimiz varsa resimle ilgileneceğiz. Müzik yeteneğimiz varsa müzikle ilgileneceğiz. Yine küçük etkinliklerde bulunmaya çalışacağız. Kendi halimizde kendimizi depresyona sokacak davranışlarda bulunmamamız gerekiyor. Düzenli uyku uyumamız gerekiyor. Çok geç vakitlere kadar yatıp düzensiz uyku uyuduğumuz zaman o kişi ertesi gün morali bozuk olarak uyanır, sinirleri bozuk olarak uyanır. O zaman hayata bakış açısı da değişir. Düzenli uyku bizim için çok önemli. Yüzümüzden gülümsemeyi asla uzaklaştırmamamız gerekiyor. Sürekli tebessüm etmemiz gerekiyor diyebilirim.